Peki ne oluyor şimdi? Bütün bu faturalarla ilgili insanlar, haneler sıkıntı yaşıyor. Bir takım yeni düzenlemeler yapılıyor. Yakalayabilirseniz faydalanıyorsunuz. Bir de onları anlamak da o kadar kolay değil. En çok da esnaf varyansını ediyor. Bakalım esnafın fatura kabusuna. Gelirimiz aynı. Hani bir tık hatta aşağıda ama gider %100 arttı. Burada elektrik sobası yakıyordum. Onu yakmayacağım. Biraz üşüyerek, biraz kat kat giyerek zaten öyle çözüyordum. Tasarruf değil, mecburiyet. Kimi soğukta, kimi karanlıkta, kimi de kredi borcuyla direnmeye çalışıyor zamlara. Elektrik faturalarındaki fahiş artış en çok da esnafı mağdur etti. Ayakta durabilmek için artık kullanmaya mecbur oldukları elektrikli aletlerin bile fişini çekiyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zammın kademesinin yukarı çekildiğini açıkladı. Yani aylık 150 kilowatt saat değil 210 kilowatt saate kadar %52 zam, üstüne %127 zam uygulanacak ama hem Ocak ayını fahiş zamlı ödemiş oldu esnaf hem de zaten bu tüketim miktarını aştıkları için onların mağduriyeti giderilemedi. Aylık tüketimi de 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz. Bu ay 972 lira gelmiş. Benim hesabıma göre bu ay benim ödemem gereken para hani 500 ile 600 lira arası. Niye? Dolap çalıştırmıyorum. Demek ki dolabı çalıştırsaydım herhalde 2000 lira gelecekti. Burası 6-7 masalık küçük bir kafe. İşletmecisi elektrikten tasarruf edebilmek için iki buzdolabından bir tanesinin fişini çekmek zorunda kaldı. Buna rağmen faturası önceki aya göre 300 lira daha fazla geldi. Üstelik bu faturasında sadece 13 günlük zamlı tarife var. Zamda şöyle 13 gün yansımış. Herhalde bir ay olsaydı 3000 lira falan gelirdi herhalde. Şu dolap ısıtıcı. Mecburen elektrik olması lazım. Soğutucu kahvaltı dolabımız mecburen çalışması lazım. Burası bir börekçi. Üretim için kullandıkları undan yağa kadar her şeyin fiyatı zaten kat ve kat artmıştı. Ocak ayında elektrik faturaları da zamlandı. Geçen ay gelen fatura 3 milyar 300 o civardaydı. Şu anki gelen faturamız 6 milyar 140. %100 zam geldi faturalara. Gelir düştü, gider daha fazla arttı. Yani asgari ücret keşke 2800'de kalsaydı. O zaman daha bereketliydi. Yani zammam yoktu en azından. İnanamazsınız. İşin içinden çıkamıyorsun. Zaten azalan müşterisini kaybetmemek için verdiği hizmete de daha fazla zam yapamıyor küçük esnaf. Açığı borçla, krediyle kapatmaya çalışıyor. Ama buna daha ne kadar dayanabilecekleri de belli değil. Tarifedeki değişiklik tüketimleri fazla olduğu için esnafa nefes olmayacak. Elektrik faturalarında esnafa özel tarife bekliyorlar. Ufak esnaf çok sıkıntılı. Ne olacak? Kara kara düşünüyoruz. Malzeme alıyoruz. Para zaten ödemesini yapamıyoruz. Ancak işte parça parça ödemesi şeklinde yapabiliyoruz. Şu an 3 tane kredi ödüyorum. Diyorum ki hani kendimi yaza atabilirsem belki kurtarabilirim. Yazın da iş olmazsa zaten kapatıp gideceğiz.